Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün birlikte rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Konu anlatımı yapacağım. Çözümlü örneklerim var. Sıra sizde bölümde. Size sorular soracağım. Kendinizi kontrol etmeniz için cevaplarını vereceğim. Bir soru bölümümüzde de arkadaşlar özel bir sorumuz olacak. Cevabı siz vereceksiniz. Abone olun kısmına tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları kaçırmamış olursunuz. Ayrıca aşağıdaki beğen butonuna tıklarsanız ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kaleminiz, kağıdınız hazırsa başlayalım. Arkadaşlar, başlarken neler bilmeniz gerekiyor? Rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken bize yardımcı olacak birkaç konudan bahsedeceğim. İlk olarak çarpım tablosunu biliyor musun? Bunu kendine sor, cevabını bilmiyorsan lütfen bu konuda başarılı olmak istiyorsan bu konuya bir daha çalış ve gözden geçir. 2. Sadeleştirmenin ne olduğunu biliyor musun? Sadeleştirme ne? Ben kısaca birkaç örnekte anlatayım. Mesela biz sonuçlarımızı 6 bölü 8 bulduğumuzda biz şıklarda bunları bulamayacağız. O zaman bu iki sayıyı aynı sayıya bölmektir sadeleştirme. Burada 6'yı ve 8'i kaça bölebilirim? 2'ye. 6'yı 8'e böldüm. 3. 8'i 2'ye böldüm. 4. 3 bölü 4 en sade hali oldu. Başka bir örnek. Mesela 12 ve 15. Hemen ikisine böleceğim sayıyı buluyorum. Her ikisi de kaçtır? 3'e bölünebilir. 12'yi 3'e bölersem 4. 15'i bölersem 5 cevabını bulurum. Cevabı 4 bölü 5 olarak buldum. İşte buna sadeleştirme diyor. Bunu unutmuyorsun. Bir de en önemli yeri burası arkadaşlar. Eğer tam sayılarda toplama çıkarma yani eksileri artıları toplayıp çıkarmayı bilmiyorsan lütfen tıkla, izle sonra geri dön. Çünkü rasyonel sayılarda da aynı işlemi yapacağımız için bize lazım olacak arkadaşlar. Evet, konuyu daha iyi anlayabilmeniz için ben konuyu 4 seviyeye ayırdım. Bir de pratik kural 5 basamakta anlatacağım arkadaşlar. İlk kuralımız şu. Paydaları eşit ise yani alt tarafı aynı ise üstlerindeki işlemleri yapıyoruz. Nasıl? Hemen birinci seviye örneklerimize başlayalım. Bakın hemen alt tarafları aynı. Ne yapacağım? Üstleri toplayacağım. 3 artı 1 ne yapacak? 4. Zaten paydamız alt taraf ortak olduğu için 4 olarak yazıyorum. Çıkarma işlemi olduğunda da hiç fark etmiyor. Yine alt tarafları aynı. Yazıyorum 7. 6'dan 5 çıkar. 1 cevabını 1 bölü 7 olarak buluyoruz. Alttaki örneğe geçelim hemen. Sayıların rasyonel sayıların fazla olması hiçbir şey değiştirmiyor. Altlar aynı. Hemen paydam kaç? 8. Onu yazdım. Üstleri toplayıp çıkaracağım. 5 artı 3, 8. 2 çıkaracağız. 6 cevabını bulacağız arkadaşlar. Daha sonra bu sonucu ne yapabiliyoruz? Sadeleştirebiliyorduk. Az önce de vermiştim zaten örneğini. Her ikisini 2'ye bölüyorum. 6 bölü 2, 3. 8 bölü 2, 4. Cevabımı 3 bölü 4 olarak buluyorum. Hatta birinci örneğimizde nedir? 4'ü 4'e böl. 1 olarak bulabilirsiniz. Evet, size 5 adet soru soracağım. 5 saniye ara veriyorum videoyu arkadaşlar. Videonuzu durdurun. Cevaplarınızı bulun. Devam edeceğiz. Evet, cevaplar geldi. Birinci seviye sorularımız bunlardı arkadaşlar. Şimdi de ikinci seviyeye geldik arkadaşlar. Burada da eksili ve artılı rasyonel sayılar yani tam sayılardaki negatiflerle pozitifleri nasıl topluyorduk? Ona benzer örneklere geldik. Hemen örnekler üzerinde anlatayım ben size. Bakın paydalarımızı yine aynı verdim. Birazdan paydaları farklı olanları yapacağız. Hemen yazıyorum. Paydam kaç? Ortak paydam 4. Geldim sayılarıma. Birinci sayım kaç? Eksi 3. İkinci sayımız artı 1. Yazıyorum. Tam sayılardan bunların nasıl toplandığını az çok biliyorsunuzdur. Eksiler 3 tane, artılar 1 kişi. Ne yapar? Eksi 2 bölü 4. Bunu sadeleştirebilirsiniz. Ben sadeleştirmeyle uğraşmayacağım. Hemen devam edelim. İkinci örneğimize. Bakın bu sefer parantezli negatif çok karışık bir işlem geldi. Tam sayılardan hatırlayalım ne yapıyorduk? Parantezi açıyorduk. Eksi eksi ne yapar arkadaşlar? Artı. Hemen işleme devam ediyorum. Ortak paydamı yazıyorum. Kaç? 7. Birinci sayım kaç? Eksi 6. İkinci sayımız artık artı 5 oldu. Çünkü eksi eksi ne yaptı? Artıya dönüştü. Bu da eksi 6 ile artı 5. Eksiler bir kişi fazla diyoruz. Eksi 1 bölü 7 cevabını bulabiliriz arkadaşlar. Bir başka örnek. Bu sefer parantez yok ama her tarafı eksi. Ama kuralımız değişmiyor. Yine ortak paydamı yazıyorum. 4. Birinci sayımız eksi 2. İkinci sayımız eksi 1. Hemen sonucu bulalım. Arkadaşlar tam sayılardan hatırlamıyorsanız aynı işarete sahip olanları topluyorduk arkadaşlar. Kalem yine coştu. Evet, ne yapacak? Eksi 2, eksi 1 ne yapacak arkadaşlar? Eksi 3 yapacak. Cevabımız da eksi 3 bölü 4 olacak. Son örneğimiz. Bir sürü parantez var. Yine ne yapıyorum? Yukarıdaki örnekteki gibi arkadaşlar parantez açıyorum. Artı eksi ne yapıyordu? Eksi. Sonrası zaten bildiğimiz yöntem. Paydamı yazıyorum. Kaç? 7. Birinci sayımız eksi 6. İkinci sayımız artık ne oldu? Eksi 5 oldu. Çünkü artı ile eksi eksi yapmıştı. Şimdi de eksi 6 ile eksi 5'i ne yapacağız? Eksi 11 olarak bulacağız.
Cevabımız eksi 11 bölü 7 çıktı arkadaşlar. Yine buna benzer 5 örnekte size soracağım arkadaşlar. İkinci seviyeye geçtiniz. Çözün bakalım. 5 saniye sonra cevapları vereceğim. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, cevaplarımız geldi. Kontrol edin. Devam edeceğiz. Şimdi 3. seviyeye geldik arkadaşlar. Burada da artık paydaları eşit değilse ne yapacağız onu öğreneceğiz. Arkadaşlar orada da ne yapacağız? Paylarını önce ne yapacağız? Paydalarını eşitleyeceğiz. Örnekler üzerinde anlatayım. Arkadaşlar bazı sorularda böyle 4 ve 3 yani birbirinin katı olmayan sayılar verir. Burada en kolay yapacağınız şey 3'ü 4'ün altına yazmak, 4'ü de 3'ün altına yazmak. Daha sonra bu alta yazdığımız sayılarla bütün rasyonel sayıyı genişletiyorsunuz. 3'ü üst tarafla çarpıyorum. 3 kere 3 ne yapacak? 9. Bölü 3 kere 4 alt tarafla çarpıyorum. 12. En çok yapılan hatalardan biri arkadaşlar, bu alta yazdığım sayı sadece paydayla yani alt tarafla çarpıyorlar. Ondan dolayı sonucu da yanlış buluyorlar. Onun için ne yapacağız? Bütün kesirin tamamıyla çarpacağız. Rasyonel sayının tamamıyla. Hem 3 ile hem de 4 ile. İkinci de genişletiyorum. Üst tarafla çarptım. 4. Alt tarafta çarptım. 12. Artık toplayabilirim. 9 artı 4. 13 bölü 12 cevabını bulabiliriz arkadaşlar. İkinci bir örnek. İkinci örnek tarzımız da bu arkadaşlar. Paydaları ne? Şu an farklı ya. Ne yapacağım? Bu sefer çapraz yazmaya gerek yok. Bakın bu 2 sayısını 2 ile çarpmam yeterli. Çünkü 2 kere 2 öbür paydaya eşit olacak. Hemen işlemimizi yapalım. Bu arada az önce öğrendiğimiz yöntemi de kullanalım. Parantezi açıyorum. Eksi eksi ne yapacak? Artı yapacak. Devam ediyorum çözmeye. 3 bölü 4'te bir değişiklik olmayacak. Çünkü onu genişletmiyorum. 3 bölü 4. Artık aradaki işlemimiz ne? Artı. 2 ile genişletiyorum. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. Artık paydalarımız eşit mi? O zaman topluyorum. 3 artı 2, 5 cevabını buluyoruz arkadaşlar. Bir de üçlü. Biz örnek çözelim. Bakın her biri birbirinden farklı. 8, 4, 2. Aynı paydaya ulaşmam gerekiyor. Bakın şurada kolay bir yol var. Ne yapacağım? 4'ü 2 ile çarpacağım. Ne olacak? 8. 2'yi de 4 ile çarpacağım. O da 8 olacak. O zaman ne yapmış olacağım? Bütün hedefime ulaşmış olacağım. Bütün kesirleri aynı yap, bütün rasyonel sayıları aynı yapmam gerekiyordu. Birinci kesirimde değişiklik yok. 5 bölü 8. Geldim bunu 2 ile genişleteceğim. Yukarısı ne yapacak? 2 kere 3, 6. Aşağısı 8. Eksiği koydum. Bunu genişletiyorum. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. Artık paydalarımız eşit olduğuna göre ne yapacağız? Ortak payda da yazabilirim. Hemen toplayalım. 5 ile 6'yı topluyorum. 11, 4 çıkar. 7 sonucuna oluşuruz arkadaşlar. Cevabımız neymiş? 7 bölü 8'miş. Evet, şimdi benzer örnekler de size geliyor arkadaşlar. 3. seviyeye yükseldiniz. Buyurun 5 saniye ara vereceğim videoya. Durdurup cevaplarınızı bulun. Devam edelim. Evet, cevaplar geldi. Kontrol edin. Takıldığınız bir şey olursa aşağıdaki yorum kısmına yazın. Cevap vereceğim. Gelelim 4. ve son kısmımıza arkadaşlar. Bundan sonra da bir tane pratik yöntem vereceğim. Arkadaşlar son basamağımız eğer tam sayılı kesirler yani önünde tam olan rasyonel sayı olursa ne yapacağız? Bu durumda arkadaşlar bileşiğe çevirerek çözmek en kısa yöntem. Tabi bunun başka yöntemleri de var. Hani tamları birbirinden çıkar falan. Ama kafanız karışmamış için tek bir yöntem vereceğim. Ne yapacağız? Hepsinde önce bileşiğe çevirin, kafanız rahat olsun. Ne yapacağım? Hemen bileşiğe çeviriyorum. 4 kere 2, 8, 3 ekle. Bileşiğe çevirmeyi hatırlıyor musunuz bu arada? Bilmiyorum, kısaca hatırlatayım isterseniz. Arkadaşlar burada 4 ile 2'yi çarpıyorduk. Çıkan sonucu üst tarafa ekliyorduk. Bu da ne yapar? 4 kere 2, 8, 3 ekle 11 arkadaşlar. 11 bölü 4 artı 1 bölü 4. Paydalar eşit olduğuna göre artık toplayabilirim. Ne olacak? 11 artı 1, 12. Bunu da bölersek ne olur? Sadeleştirmeyi öğrenmiştik. 12'yi 4'e böl. 3 arkadaşlar. İkinci bir örnek. Bu sefer hem paydaları farklı hem de tam sayılı kesir var. O zaman hemen genişletelim. Bileşiğe çevirelim. Birinciyi yazdım. Aynı zamanda öğrendiğimiz işlemi de yapalım. Parantezi de açalım. Bakın hem paydaları farklı, hem parantez var, hem de tam sayılı var. Üçünü de yapacağız. Ne yapacağım? Önce parantezi açıyorum. Açarken bunu da bileşiğe çeviriyorum. 2 kere 1, 2, 1 ekle 3. Bakın artık sorumuz paydaları farklı bir soruya geldi. Ne yapacağım? Bunu da hemen 2 ile genişleteceğim. Ne olacak? İlk sayımda değişiklik yok. Zaten 3 bölü 4. X'imi koydum. Neden eksi olmuştu arkadaşlar? Artı ile eksi. Eksi yaptığı için. Eksimi koydum. Genişletiyorum. 2 kere 3, 6. 2 kere 2, 4. Artık paydalarımız eşitlendiğine göre ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. 3'ten 6 çıkarırsam ne olur?
eksi 3 olur. Eksi 3 bölü 4 cevabını buluruz. Evet arkadaşlar, sırada yine farklı bir örnek. Bu sefer iki tane tam sayı ilkesi var, hem de parantezler var. O zaman hemen ne yapıyorum? Kalemimi bulamıyorum. Evet, buldum. Ne yapıyorum? Hem bunları bileşiğe çevireceğim, hem de parantezleri açacağım. Buradaki parantezi açalım hemen. Eksi eksi ne yapacak? Artı yapacak. Bunları da bileşiğe çevirelim. 3 kere 1, 3. 2 ekle 5. Burası ne oldu? Eksi 5 bölü 3 arkadaşlar. Burası ne oldu? Eksi eksiden dolayı artı oldu. Aradaki işlemimiz artı. Bunu da bileşiğe çevirelim. 4 kere 1, 4. 1 daha 5. Bu da 5 bölü 4 oldu. Ne yapacağız? Paydalarımız farklı. O zaman çapraz paydaları yazıyorum. 4 ve 3 olarak yazıyorum. Genişletelim. 4 kere 5, 20. Eksi 20. 4 kere 3, bakın genişletiyoruz. 4 kere 3, 12. İkinciyi genişletelim. 3 ile genişletiyorum her ikisini. 3 kere 5, 15. 3 kere 4, 12. Paydalarımızı eşitledik mi? Eşitledik. Artık ne yapıyorum? İşlem yapabilirim. Eksi 20 artı 15. Ne yapacak? Eksiler 5 kişi fazla. Eksi 5 bölü 12 cevabını bulacağız arkadaşlar. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Bakın buradaki, bu arada şunu anla hatırlatayım. Buradaki tam sayılı kesiri bileşiğe çevirdik ya, işaretlerine dokunmuyorsunuz. Burada eksi yazdım. Hocam niye buradaki eksiyi yazmadınız, o zaman şuraya artı yazdınız derseniz, ne yapmıştım ben? Bunun parantezini kaldırıp eksi ile eksiyi kullandık. Ne yaptık biz arkadaşlar? Onu artıya çevirdiğimiz için bu eksi artık ne olmuyor? Kullanılmıyor. Evet, bunu da çözüm böyleydi arkadaşlar. Buyurun, burada iki örnek çözeceğim arkadaşlar. İki örnek soracağım. Yine 5 saniye veriyorum. Cevabınızı bulun. Devam edeceğiz. Evet, süreniz doldu arkadaşlar. Ben cevapları veriyorum. Bulmadıysanız durdurun videonuzu. Evet, cevaplarımızı bulduk ve sadeleştirilmiş hallerini de verdim. Son kısma geldik arkadaşlar. Burada da tam sayıları, rasyonel sayı toplarken veya çıkarırken nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Orada bir pratik kural vereceğim arkadaşlar size. Normalde bu soruyu çözerken ne yapıyoruz? Bunun paydasına 1 yazacağım. Neden? Her sayının bir paydası vardır. Bunu da 4 ile genişlet. Hikaye uzayabiliyor. Hele negatiflerde iyice kafa karışabiliyor. Onun için ne yapacağım? Rasyonele çevirir gibi, bileşiğe çevirir gibi çözüyorsunuz. Önce 4 ile 2'yi çarpıyorsunuz. 4 kere 2, 8. Bu 8'i de 3'e ekliyorum. Ne yapacak? 11 bölü 4 yapacak. Aynı şekilde 4 ile eksi 1'i çarpıyorum. Ne yapacak? Eksi 4. Eksi 4 artı 3 ne yapar? Eksiler 1 kişi fazla. Eksi 1 bölü 4 yapar. Yine aynı şekilde buradaki örneği yapalım. 4 ile neyi çarpacağım? Bak bu sefer arkada olduğu için o tarafla çarpıyorum. Ne yapar 4 ile 2? Eksi 8 yapar. Eksi 3 ile eksi 8 ne yapar arkadaşlar? İkisi aynı takımdan olduğu için savaşmazlar. Bir araya toplanırlar. Eksi 11 bölü 4 yapar. Bu arada şu hatırlatmayı yapayım. Eksi 3, eksi 8 sorusunu sorduğumda öğrencilerime genelde ne yapıyorlar? Eksi ile eksi artı yapar hocam diyorlar. Sakın. Çünkü bakın burada bir çarpma işlemi ne yok? Yok, çarpma yok ki. Burada bir toplama çıkarma işlemi var. Toplama çıkarmalarda aynı işaretleri ne yapıyoruz? Bir araya topluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Buyurun, benzer 3 örnek de size vereyim. 5 saniye ara vereceğim videoya. Videonuzu durdurun. Cevaplarını bulun arkadaşlar. Evet, cevapları veriyorum arkadaşlar. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Şimdi bir soru bölümümüze geldik arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.